rakibi bu sezon oynamış olduğu karşılaşmaları tek tek analiz ettiğinizde şunu görüyorsun. İşte o son 13 haftadır mağlup olmayan bir tabi rakip 10-10 galibiyet 3 tane beraber bir golde. Ligin 4-5 tane lig üstünde yani bu ligin iyi oyuncularından olan özellikle forvet atma olan oyunculara sahipler. Sezon başında yapmış olduğum planlamada şunu yaptığınız zaman doğrudur. Yani şampiyonluğa giden veya da hedef olan takımlar işte sağ açıktır, sol açıktır, forvettir, 10 numaradır. Ondan sonra diğer oyuncular sahip. Özellikle o 4 oyuncunuz size lig içerisinde 30-35 gol atarsa o zaman hedefe gidebilirsiniz. Çok iyi kontraya çıkıyorlar. Yani topu kaptırdığınız zaman çok temkinli, özellikle defansif anlamda doğru yerde durmanız gerekiyor. Biz bunu dünkü karşılaşmada gayet yani hem idmanlara da söylemiştik, görüntülü olarak da gösterdik. Bu konuda oyuncularımı tebrik etmek istiyorum. Yapmış olduğumuz bir hata sonucunda rakip beraberliği yakaladı. Şimdi ofansif anlamda aslında çok fazla alternatifimiz olmadı. Özellikle Emre değişikliğinden sonra sadece sol bölgeye doğru fazla yürüyor. Yani oyunu oy tarafa doğru yönlendirdik. Rakibin işini biraz kolaylaştırdı çünkü siz çok biliyorsunuz. Genelde içeriye daha çok giren o tarafta oynamaya çalışıyor. Emre'nin ve Marco'nun aynı bölgeye çok fazla koşması, sağ içerisindeki organizasyonun açıkçası sıkıntı vardı. Yani ondan dolayı yapmış olduğumuz son hamle de ondan dolayıydı. Yani Kıvancı orta sahaya alıp, Marco'yu sola, Jesse'yi sağa alıp en azından iki kanadı daha doğru bir şekilde kullanalım diyerekten. Ben her zaman şunu söylerim, yani Türkiye'de aynı topraklarda yaşayan insanların böyle birbirine düşmanca argü etmesi doğru bir şey değil. Doğru da bulmuyorum. Sağ olsun Denizli Başkan'ı çok aradı, kendisiyle görüştük. Çok da değerli bir insan. Biz de tabii elimizden geleni yaptık, taraftarlarımız sağ olsunlar. Ama hani çok böyle bir olay çıkacak bir olay da olmadı. Bu tabii sevindirici. Yani Türk futbolunda böyle şeyler artık olması çok ilkel buluyorum ben. Doğru değil. Ne o tarafın ne bu tarafın. Ya onların yaptığı da tabii sezonun başında yaptığı doğru bir şey değil. Hatta olaylar ondan buralara kadar tırmandı. İnşallah bundan sonra böyle şeyler Türk futbolunda olmaz. Herkes çünkü kimsenin burnu bile kalmaz. Sonuçta renkler tamam önemli takımlar ama herkesin de bir ailesi olduğunu, bir annesi babası, çoluğu çocuğu olduğunu unutmamak lazım.